haber? Bizim halimiz ne olacak böyle? Bak, bizim derdimle çaremiz. Hepsini bak, düzelteceğiz. Bak, 70 liraya çalışıyorsun akşama kadar. Evet. Böyle çapayına. Gezmeye gidiyorsun. Derslerin iyi mi? İyi, aferin sana. Kardeşin var mı? Var. Var. Kaç? Ablam. Başladım ben. Hadi. Teşekkür ederim. Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık üzerindedir. Biz de zaten Hürriyet Şafak ve ekibi olarak tarım ve hayvancılıkta reform yapacağız diyerekten geldik. Bu konularda büyük çalışmalarımız var. İlk etapta 23 bin dönüm kilit fidesini çekip, şimdi bir haftaya kadar Sivas'ta halkımıza yaklaşık 1 milyona yakın fideyi halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Güzel. Üretime açılabiliyor dedim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Allah razı olsun, Sayın İmamoğlu halk otobüsü, 37 kişilik halk otobüsü tahsis etti. Bunu da Sivas'ta halkımızda 5 tane mahallemiz var. Güzel. Bu mahallemizde pazar günleri burada pazar yeri kuruyor. Halkımızı gerekirse ücretsiz olarak yardımda bulacağız. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de halkın mutlu olması lazım. Bu bende de yaşarken mutlu olması lazım. Buraya bu eseri inşallah gelip de verebilirsek inşallah. Zaten hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Tilkiyi burnuna getirdik, yüzdük. Biz de burnuna getirdik zaten. İnşallah bu sene açacağız. Evet, güzel. Hoş geldiniz, geldiniz. Çok memnun olduk. İnşallah daha güzel günlerde daha beraber. İnşallah, inşallah. Beraber. İnşallah beraber. Daha çoğalarız, daha gürleşelim. Bu memlekette güzelliği ve bereketini beraber görürüz. İnşallah, inşallah. Hiç endişemiz olmasın. Önce Allah'a güvenin, sonra bize güvenin. İnşallah, tabii güvenin. Hakkımızı yapacağız. Güvencemiz sizsiniz. Kesinlikle yapacağız. İnşallah. Kesinlikle mücadele edeceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa çıkmayacak. İnşallah. Her evde bereket olacak. Her evde güzellik olacak. Bunu yapacağız. Dürüst ve namuslu insanlar, dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Hiç endişe etmeyin. Dediğim gibi bize güvenin. Güveniyoruz. Güvenin. Size, size vallahi de billahi de düzelteceğim. İnşallah. Düzelteceğim. Allah razı olsun. Esnaflarla kadar iyi olabilse o kadar iyiyiz. Yani şimdi bu ülkenin bu ekonomik şartlarında de sektör olarak bizim sektörüne bağlıyız. Öyle. Zincirleme bir sektör, inşaat sektörü gibi. Biz iş yapamazsak, düğün olmazsa mobilyacı mobilya satamaz, zarf altın satamaz. Arkadaşım müzisyen müziğini yapamaz, fotoğrafçı fotoğrafını çekemez. Bir sektör şu anda felç. Tabii yeter. Aynı zamanda da daha çok önemli. Evet, oturt müsün? Güzel. Merhabalar. Peki efendim. Vakit. Aynen. Vallahi merhabalar efendim. Arkadaşlar geri geri çalışalım. Bakın bu tarafa doğru geleceğiz. Anadolu Ajansı biraz aşağıdan. Mikrofonu aşağıdan tutsak. 21 sene. 21 sene. Maşallah. Çocuk çocuk? 3 tane. 3 tane var. Allah'a şükür. Taşıma mutlaka. Ne güzel. En büyük arzu da o zaten. En büyük arzu da o zaten. Maşallah. Çalışıyoruz. Hepsine selamlarımı, saygılarımı. Peki. Çok güzel. Eyvallah. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Abi şu arayı bir açarsan. Tabii. Buyurun. Arkadan da yapalım. Güzel var efendim. Biraz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Gidin. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
üretici olarak şu an kaç hayvanımız var? Şu an 27-28 tane hayvanım var. Yani sıkıntımız var. Aynen. Bizim gelirlerimiz her sene en az %30-40 artıyor. Ama maalesef bizim sütümüz yılda bir kere. O da %10-15. Yani şu an gerçekten daha sıkıntımız var. Ucu ucuna gidiyoruz. Yeni süt verdiğimiz firmadan alıyoruz. Başka bir yerden alamıyoruz. Alamıyoruz. Mecburuz çünkü. Evet, süt yemin almak zorunda. Evet, evet. Şimdi ben senin sütünü alıyorum. Ben onu almayacaksın. Yoksa almak sütünü alıyorum. Yani bizim geçen sene süte verdiklerimiz zaman süt yem 70 TL'ydi. Evet, evet. Yani 15 ay biz aynı paraya süt verdik. Ama yem 130 liraya verdi. 130 liraya verdi. Başkanım yani biz burada nasıl ayakta duralım? Peki bu üreticilerle konuşurken demiyor musunuz ya bu sütün biraz artması lazım, yem fiyatları arttı, üretim fiyatı artıran da onlar. Aynen. Dolayısıyla yani siz üretmeseniz onlar sütü nereden alacaklar? Başkanım bizim birliklerimiz var. Evet. Bizim yani görevlendirdiğimiz ama birlikler bunu yapması lazım. Evet. Birliklerimiz de bizim. Yapması lazım. Onlar yapmıyor. Tek ne yapıyorlar? Siz zayıfsınız ya. Tam tek başımıza bir şey yapamayız evet. Ya başkanım. Evet. Biz tarlalarımızı bile bunun için kullanıyoruz. Biz onları da hesaba katsak zaten işin içine çıkamayız. Yani şu gördüğünüz mesela şu burayı ben dolduruyorum. Neyle dolduruyorum? 50 dönüm, 60 dönüm tarla ekip hepsini buraya koyup hayvanıma yediriyorum. Ben bunu satsam zaten bu bana yeter. Belki 100 bin lira falan mahsus satayım. Ben hepsini bu hayvanıma yediriyorum. Onu da biz hesaba katmıyoruz bile şey yaparken. Hesap yaparken. Şu an için en azından bizim sattığımız 1,5-7 kilo yem alması lazım. Evet. O zaman siz... O zaman bir şeyler kazanalım biz. Böyle ayakta kalabilsin diye ucum gidiyorum. Yoksa biz 1 litre süte 1 kilo yem alıyorduktan sonra bu işi yapalım bir anlamı yok. Yani ben şimdi burada oğlum da var. Ya burada bu çocuk mesela üniversite bitirdi. Üstelik yüksek lisans mezunu. Seramik dedi. Seramik dedi. Bizim de şöyle bir sıkıntımız var. Gök bizi görsel sanatlar öğretmenliğine atayabilir diye yazı çıkardı, kanun çıkardılar. Evet. Ama Milli Eğitim Bakanlığı atayamaz, atanamazsınız. Diğer bölümler, güzel sanatlar diğer bölümler atanabilirsiniz kadar veya farklı gibi. Hepsi atanabiliyor görsel sanatları. Sadece seramik bölümü atanamıyor. Yani Milli Eğitim Gök kabul ediyor. Gök kabul ediyor. Ama şey kabul ediyor. Eğitim Bakanlığı kabul etmiyor. Genel başkanım, biz doğduk ölünceye kadar çiftçiyiz. Şu anda gülmeyi unuttuk. Gerek icra korkusu, gerek bankalan korkusu. Acaba bugün mü traktörümüz yine üzerimizden gidecek, yarın mı gidecek? Gece uykumuzda kabus görüyoruz. Gecenin üçünde dördünde yatağımızdan belinle kalkıp sabahlara kadar evin avlusunda dolaşıyoruz. Çalışmanın bu kadar horlandığı, bu kadar cezalandırıldığı bir ortam görmedik. Çalıştıkça ezildik, çalıştıkça yok oluyoruz. Bizim suçumuz, günahımız üretmekse biz yaşamaktan usandık genel başkanım. Çalıştıkça batıyoruz. Ölüm derdi çok. Yaşamaktan utanmayın aslında. Bu hale getirenlerin aynen. Bizim derdimiz de işte. Ama sizin de kazanmanız lazım. Vekilim, biz, genel başkanım, biz bal, börek, pirzola değil bizim istediğimiz. Bulgur da iyisek. Ayran da kaçırtasak, sadece kafamızda borç olmasın bize yetecek. Sabahtan akşama kadar avare avare arazide borç düşürmekten yorulduk. Çok perişan haldeyiz. Allah kolaylık versin ama moralimizi bozmaz. İnşallah, inşallah. Umudumuzu kaybetmeyip bütün bunları tamamlayacağız. Kaydet, inşallah düzelecek. İnşallah hepsi düzelecek. Sizden istediğimiz bunları siz dile getirin ki yukarıda biz tepkiyle getireceğiz. Öyle olarak aynı zamanda çözeceğiz. İnşallah. Sizden inşallah. Beklentimiz olsun. Siz kazandığınız zaman Türkiye kazanır. İnşallah. Türkiye kazanır. Dışarıdan getiriyoruz hayvan yerini. Aynen. Saman bile dışarıdan getiriyoruz. Dövizi dışarı veriyoruz. Dövizi dışarıya gidiyoruz. Aynen.
Var, imkanımız da varken, arazimiz var, imkanımız var, her şey var. Genel başkanım, biz üretmeyi seven bir toplumuz. Biz birazcık imkan bizlere verilmiş olsa, biz dünyanın kendi kendine yeterli olan 7 ülkesinin birisiydik. Şu anda dibimizde Bulgaristan'dan, komşu ülkelerden saman, yem ithal eder duruma geldiysek, bu bizim ayıbımız olmasa gerek. Sizin ayıbınız değil. Yönetenlerin ayıbı ama değiştireceğiz. İnşallah. Birlikte değiştireceğiz. İnşallah. 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 Bir efendim fotoğraf. Teşekkürler. Şimdi anlat bakalım. Bugün en güzel fotoğrafı bu. Evet, genel başkanım. Geriden gel. Çok daraltmayın arkadaşlar. Çok daraltmayın. Pazarlardan şikayetçiyiz. Şimdi marketler pazarları öldürdü. Yani emeğimizi karşılığını alamıyoruz. Bugün var ya o 7 lira olan poşet var ya, bir ayın içinde 11 lira, 14 liraya çıkacak yakında diyorlar. Ben patates üretiyorum, 6 çuval patates götürüyorum, 2 çuvalını geri getiriyorum. Evet, 3 çuvalı geri getiriyorum, 3 çuval patates satıyorum, 15 lira yer parası veriyorum. Yani hiç emeğimizin karşılığı yok bize. Patates alacak adam nerede sekandı için? Yani kişinin geliri düştüğü için. Eskiden 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo patates alabiliyordu. Şimdi çekmiyor. Videoda da onun için. Eskiden pazarlarda bereket vardı, insanlar gelirlerdi. Başkanım ben var ya 10 sene önce var. Ben şu yolun o zaman içerisinden böyle önüm yolu gelirdim. Yani şaşırdım yani. Bir araba domates satardım. Şimdi 3 kasa domates satarım. Çünkü markete girdiğin zaman vatandaş her şeyin karşılığı değil sizinden. Geçen yıl bu bahar gübresinin torbası 57 liraydı torbası. Şu anda aldığımız gübre 100 lira. Pardon. Biz masrafımızı anlamına karşılamak değil, yani çok içeride gidiyor. Bu alın terimle, tarlada kaldırmayla. Hoş geldin Sayın Genel. Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun. İyi misiniz? Çok şükür. Hadi bakalım. Zorlanıyorum. O arkadaş üniversite mezunu ama maalesef bu da çıkıyor. Sayın Genel. İşsizlet üniversite mezunu. Sosyal bir öğretmenim. İnşallah. Sosyal bir öğretmenim. Basını böyle alabilir miyiz arkadaşlar? Biz geri çekilelim çünkü duyulmuyor. Evet, çok iyi olur. Biz olmayalım lütfen. Arkadaşlar bir açılınız, biraz açılabilir miyiz? Arkadaşlar bir eşler. Hepinizin zoom'u var nasıl olsun? Arkadaşlar biraz geri çalışırsanız. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben bu işi 45 yıldır. 45 yıldır. 45 yıldır. Evet, evet. Burada bu işi yapanların çoğu benim elemanım. İnşallah başkanım. Herkesin huzur içinde yaşayacağı, herkesin mutlu olduğu, herkesin kazandığı güzel bir Türkiye inşallah birlikte inşa ederiz. İnşallah, inşallah. İsteriz ki herkes huzur içinde görevini yapsın, işini yapsın. Siz kazandıkça, siz huzur içinde demir elde ettikçe izzetimiz mutlu olur. İnşallah. Bizim en büyük arzumuz o. İnşallah. Biliyorum hesabın büyük sıkıntıları var, biliyorum onu hemen hemen her ortamda dile getiriyoruz. Siz inşallah düzelirsiniz. İnşallah başkanım yani. Demir elde edersiniz, huzur içinde hep beraber bu ülkeyi yönetiriz. İnşallah başkanım, inşallah yani gerçekten şu bir senede, gerçekten Türkiye'nin genelinde bir sıkıntı öyle, var yani. İnşallah bir an önce şu seneden kurtuluruz da. İnşallah. Hep beraber birlikte huzur bir şekilde yaşarız. İnşallah, inşallah. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
Biz bu sene başladık. Bu sene başladık. Daha önce deniz sektöründe. Evet. Şimdi. Tabii evet. Ana mesleğimiz bu. Evet. İnşallah. İşleri nasıl? Şu anda biraz daha iyi oldu inşallah. Daha iyi oldu. Evet. Ortam biraz daha rahatladı. İnşallah. Uşak'ta çok i̇nşallah. Şükür. İnşallah. İnşallah daha iyi olur. Tamam. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet efendim. Kurtarın bizi ne olur. Yanınızdayız vallahi. Eyvallah. Başkanım bitti bunlardan ya. Çözeceğim. Yeter artık yeter. Bak bu yavrum da çocuklarla yemek yapmaya gidiyor. İkisi de çalışıyor. Biri çalışmadı. Ali Beyciğim çok çok teşekkür ederim. Abi ne demek başın sağ olun. Tamam çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Ben genel başkanım hoş geldiniz. Yok 54'ten beri buradayız. Sen de onun yanındaydın. Evet. Dede, baba, oğul işte böyle. Yedi bu uşak. Var. Onlar da var. Diyorlar mı yani sürekli? Bunlar da güzel. Evet. Bizler iyi oldukça bizler de iyiyiz. Vallahi işte, İnşallah el birliğiyle Türkiye'yi güzelleştireceğiz. Özkan Bey de. Türkiye'ye huzuru getireceğiz inşallah. Özkan Bey de iyi düşünüyor manevi olarak. Sağ olun. Destek veriyor bizlere. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Kaç kişi çalışıyor? 8 kişi şu anda. 400 lira. Mutlaka refah seviyesini yükseltmek lazım ki onlar da bizde gelip alışveriş yapsınlar. Zincirleme gidecek. En önemli Türkiye'nin soyunu refah payının yükselmesi. Özellikle emeklileri. Öyle. Kişi başına gelir arttığı sürece gelip alışveriş yapacaklardır. Lokantaya gidecektir, kahveye gidecektir, hastaneye gidecektir, elbise alacaktır, evinde yastıkları değiştirecektir. En güzeli o yani. Öyle. Üretime kaydırmak. Onun için şehrinin dengeli dağılması. Evet. Azil dağılması lazım. Bir avuç kişi zengin olur, milyonlar fakir olursa sizler de doğal olarak büyük sıkıntı tabana yayılması lazım. Tabana yayılması. Gelirin tabana yayılması. Tekrar hoş geldiniz. O umutlarla, onu dillendirmenizi rica ederim. Hiç öyle işiniz olmak için. Sadece kız arkadaşlarımız olsun. Çekiyorum abi. Sen de şey yapsana. Orta çekmek için. Teşekkür ederim. Sizin hakkınızı hemen hemen her yerde, her ortamda savundu. Savunmaya da devam. Sağ olun. Savunmaya da devam edeceğim. Esnaf kazanırsa Türkiye kazanır. Evet. Bakın ben size diyorum. Esnaf kazanırsa Türkiye kazanır. Yani ben de kazanmalıyım, siz de kazanmalısınız. Hiç kimse bir ekmeğe muhtaç hale gelmemeli. Hele 21. yüzyılın Türkiye'sinde bu olmamalı. Bunu yapacağız. Gücüm sizsiniz. Bakın sizden güç alıyorum ben. Sizler destek verdiğiniz sürece biliyoruz, Türkiye bu tabloyu Türkiye hak ediyor ve buradan kurtaracağız. Sadece kahvaneci esnafın ayrımcılık olduğunu düşünüyorum ve Türkiye Cumhuriyeti evlatları olarak biz neden açılamıyor? Onu istiyorum. 5 yıldızlı kayak merkezlerinde herkes keyfini sürdürüyor. Evet. Tamam. Başkanım, 100 bin lira borcum var. Esnaflık statüm var, oğlum çalıştırıyor. 150 bin lira borcum var. Artı her alanda hem esnaf, emekliyim, kredi çektim, emeklilikten de borcum var. Bu yani şöyle bir şey, özellikle Türkiye'nin başına getirilmiş, oturtulmuş köylüyü, işçiyi, esnafı, memuru, onlarda hata yok. Hata kimde? Hata bizde genel başkanım, bizde. Biz onu halledeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Özkan Bey Uşak için dört dörtlük çalışıyor. Özellikle bu Doğu Avrasya içerisinde uşağımızı gerçekten sesini duyurdum. İki gün soğukta kaldık ama hemen müdahale etti sağ olsun. Allah razı olsun. Uşak için çalışıyoruz. Her sorun için
Adresi biz burada söyleyelim, sorunları çözeceğiz. Allah razı olsun. Emin olmanız için. Yani sizler kazandığınız sürece, insanlar kazandığı sürece bu memlekette huzur gelir. Herkesin karnını doyarsa bir sorun karşılaşır. İnşallah. Peki efendim. Ayağınızı sağlayın. Çekeriz.